Günaydınlar herkese, günaydınlar herkese, günaydınlar nefese. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şekilde nefes 9'da uyandı çok şükür. Ben de uykumu aldım. Şimdi nefesi buraya oturtturdum. Çünkü kahvaltı saati. Ama kahvaltıdan önce de tabii ki nefesi emiyor. Yani hala ilk ana öğünü, ana yemeği. Anne sütü. Değil mi anneciğim? Evet. Sürekli emiyor yani. Ek gıda veriyorum ya, mesela çorba veriyorum. Çorbadan önce de emiyor, sonra da emiyor. Biraz fazla düşkünüz emme konusuna. O yüzden karnı tok olduğu için aslında yaptığım şeyleri de çok fazla yemiyor. Evet yiyor ama böyle çok fazla yemiyor yani. Karnı tok diye öyle ben yediriyorum diye yiyor yani, başka bir şey yok. Ama reddetmiyor da çok şükür. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Şimdi bugün nefese kahvaltıda burada bir komşumuzdan öğrendiğim bir tarifi yapacağım. Labneli yoğurtlu yumurta tarifi. Normalde labneli yumurtayı çok seviyor. Yoğurt da ekleyince sever diye düşünüyorum. Hem de yoğurdumuzu yeni mayalamıştık. Onları da bakalım güzel tutmuşlar mı diye anneciğim. Nefes şimdi burada birazcık oyalansın. Ben hem kendime hem nefesi hazırlayayım kahvaltı. Önce bu kızınkini hazırlayayım ki soğusun. Al bakalım, sen de bununla oyna. Şimdi buna yumurta fırçası vereceğim, onu çok seviyor. Nefes. Al anneciğim. Malzemelerimizi sayıyoruz arkadaşlar. 1 adet yumurtanın sarısı, 2 tatlı kaşığı kadar labne ve 2 tatlı kaşığı kadar yoğurt. Bunları ekleyip hemen çırpacağım. Arkadaşlar işte bu kadardı. Dur bakalım. Böyle pişirdim. İyicene yaydı soğusun diye. Soğuyunca yiyeceğiz. Görüntü böyle. Ocağı aldıktan sonra da karıştırarak. Dur anneciğim kamerayı tutuyor. Ocağı aldıktan sonra da karıştıra karıştıra pişirdim. Bu soğusun. Ben de o sırada hemen kendi kahvaltımı hazırlayayım. Bir de bu sabah birazcık pekmez verebilirim nefese. Bakalım. Düşüneceğiz. Birileri sevmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da böyle bir çeşit kahvaltılık olsun. Çeşit bulmakta biliyorsunuz bu dönemlerde zorlanıyoruz her şeyi yemedikleri için. Böyle sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi ben bunu normalde sadece labne ile yapıyorum ama bugün yoğurt da ekledim. Hem besin değeri yükselmiş oldu. Hem de böyle çeşit oldu yani. Tadı da farklı da bilmiyorum, yiyemiyorum şu anda. Yumurta yemediğim için ama herhalde farklı geliyordur nefesle, bilmiyorum. Şimdi kahvaltımızı yaptık, suyumuzu içtik, salona geldik arkadaşlar. Nefese şöyle bir küp aldım ben. Böyle aktivite küpü. Aslında aktivite masası alacaktım ama masalar büyük ve yer kaplıyor biliyorsunuz. Bizim evde zaten hoppala var şurada, oyun için beşiği var derken salonum da küçük olduğu için büyük bir şey olmasın. Böyle alıp bir yere kaldırabileceğim bir şey olsun dedim. O yüzden böyle bir küp tercih ettim. Bunu tercih etmemin sebebi hem böyle müzikli, şöyle basınca işte piyano falan. Kart dolmuş, temizledim. O arada nefes oynamaya başlamış. Şöyle göstereyim. Hem böyle müzikli bölümü var. Sustum bir şimdilik. Kapatayım. Hem böyle davul kısmı var. Bu çok güzel bir şey bence. Nefese de böyle vurmayı öğrettik. Yumurta fırçasıyla vuruyor. Bunu çok sevdim özellikle. Hem biliyorsunuz bu dönemlerde bebeklerin böyle aynalar çok dikkatini çekiyor ve doktorlar bu dönemlerde sürekli aynaya bakarak oynamaları gerektiğini söylüyorlar. O yüzden böyle bir ayna kısmı var. Aynanın etrafında da şöyle işte yine aktiviteler var şu şekilde. Bir diğer kısmında şöyle küpler var arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz böyle şekilli küpler ekstra satılıyor ama ekstra almama gerek kalmayacak büyük ihtimal. Bunlar yeterli olur. Böyle işte kalp, yuvarlak, kare, üçgen şeklinde. Hem de diğer tarafında şöyle bir aktivite var. Bu da çok hoşuma gitti. Bunu çevirdikçe bunların çevirdiğini farkına varacak, bilinçlenecek vesaire vesaire. Diğer kısmı boş zaten, pil kısmı. Çok gerçekten... Müziğini kapatayım. Gerçekten çok beğendim. Çünkü şimdi nefesin oyuncak linkini ben aşağıya bırakırım arkadaşlar. Bir de nefesin dişi çıktı. Anneciğim dişini göster desem göstermezsin değil mi? Alt iki dişi çıktı arkadaşlar. Sanırım şu an üst iki dişi. Bakalım bakalım, dur 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 dur. Açacağız. Açacağız. Olmadı, gösteremedik ya. Aa! Anneciğim ne olur ya. Bakalım bakalım bakalım.
Bak al kamerayı hadi. Ana. Neyse. İlk dişini annem fark ettiği için anneannesi yani. Anneannesi kızıma şöyle bir ben bunu istiyordum zaten. Annem de dedi ki istediğim bir şey varsa onu alayım. Ben de dedim ki anne ben eğitici köpek çıkardım o zaman onu al dedim. Böyle bir eğitici köpekçik bu Fisher Price markasının biliyorsunuz ki. Titredi nefes gördünüz mü? Çişini yapınca çıt titriyor. Fisher Price markasının. Yine bunu da oyuncaklar listesine ekleyeyim nefesin. Böyle tüm oyuncaklarının olduğu linki sizlerle aşağıda paylaşayım. Bunun detaylarına da başka bir zaman bakarız artık. Bu da çok eğitici bir şey. Ayaklarımı yere vur. Göbeğimi seviyorum. Pat pat vur göbeğimi. Çok seviyor. Şimdi arkadaşlar nefesle birlikte bir saat bir uyuduk, uyandık. Size daha önce bahsetmiştim evimizde bir değişiklik yaptık diye. Şimdi size o değişiklikten bahsedeceğim. O zaman odadan çıkalım. Tekrardan odaya girelim ve sizlere gösterelim. Evet, burası bizim yatak odamız. Şurada beşiğimiz vardı hatırlarsınız. Yatağın hemen yanına koymuştuk. Ama artık burada komodinimiz var. Burada da işte nefesin bezi, şurada yakalığı var. Bezi, alt değiştirme örtüsü, ıslak mendili. Şu kutunun içerisinde de benim ilaçlarım. İşte nefesin ateş ölçeri vesaire. Yani elimin altında olması gereken şeyler komodinin üzerinde duruyor. Şöyle hemen yataktan dönünce burada dolabımız vardı. Ama artık nefes var. Artık nefes var. Arkadaşlar buradaki dolabı kaldırdık. Şimdi bizim dolabımız buraya tam sığıyordu cama kadar. Şurada bir kiriş var görüyorsunuz. Bir 20 santim, 25 santim kadar. O kirişten dolayı dolabımız önde duruyordu. Dolayısıyla kapaklıydı bir de dolabımız. Hani beşiği koyacak alan yoktu. Dolapla yatak arası zaten az bir şey kalıyordu. Beşiği de buraya koymuştuk. Kapıdan böyle geçerken falan çok zorlanıyorduk. Biz de düşündük ne yapsak ne etsek. Bir de nefes çok deli yatmaya başladı ve beşikte rahat edemiyordu. İstediği pozisyonlara giremiyordu. İlk başta nefesi odasına yatağına almayı düşündüm ama sonra çok küçük diye kıyamadım. Bir de tam diş çıkartma dönemleri, tam bana ihtiyacı olduğu dönemler. Şu an ayırmak istemedim. Şu anda 7 aylık. Zaten en erken 6 ay döneriyorlar ama ben ayırmak istemedim. Bahadır'la düşündük. Dolabı buradan çıkartalım dedik. Nefesin yatağını buraya getirelim dedik. Nitekim de öyle yaptık. Nefesin yatağı artık burada. Bir de ona şöyle bir korumalı kaldık. Kenarlarına da böyle sünger yaptırdım. Burası için de var ama şu an onu takmadım. Ben çünkü bazen gece uyandığı zaman yanına uzanıp emziriyorum. Geri dalamıyor gece uyandığı zaman. Yanına uzanıp emziriyorum. O zaman bunu indiriyorum. Şurada sünger olsa hani rahat inip çıkamam diye. Şu anlık onu takmadık. Nefes burada dediğim gibi. Hemen yanında salondaki tekli koltuğumuzu aldık. Bazen de alıyorum. Mesela bu gece kucağıma aldım. Burada emzirdim. Tekrar yerine geri koydum. Hem de salonu işte bu kapattığı için hoppala var bunun yerinde. Koltuk kapattığı için koltuk da buraya gayet güzel bir şekilde uydu diye düşünüyoruz. Siyah güneşlik perdelerimiz var. Burada kısa perde vardı. Yatağı iyice ittiğimiz için beşik sığsın diye. Bu perdeyi çıkartmıştım. Kısa perde takmıştım. Ama şimdi yatağı geri çektik. Yine oraya Bahadır'ın komodinini koydum. O yüzden uzun perdemizi taktık. Şu uzun simli olan çok beğendiğiniz perdeyi taktık. Şu an gözükmüyor ama. Siyah güneşliklerimiz var. Gece onları kapatıyoruz. Yatak odamız bu şekilde oldu. Çok ferah oldu. Biz de yatarken çok bunalmıyoruz, boğalmıyoruz. Üzerimize böyle dolap geliyordu. Normalde giyinme odası ekstra yapmak bana çok mantıksız gelen bir işti ama yani keşke yerim olsaydı yine burada olsaydı dolap ama maalesef evimiz buna müsait değil. Şöyle ki bazı dolaplar şu kişiye sığıyor. Bu sitede oturup şu kişiye dolabını sokan kişiler var. O zaman mesela yatak odası gayet ferah oluyor. Dolapları da küçük olduğu için. Ama biz bu şekilde yaptık. Giyme odası kısmını da birazdan göstereceğim. Şimdi nefes burada birazcık oynasın. O kısma geçeceğiz. O kısmı da size göstereceğiz. Kamerasını da buraya takıp hemen yatağın yanı başına koyuyorum uyuduğu zaman. Gece tekrardan çıkartıyorum biz de odaya geldiğimizde. Ne oldu anneciğim ya? Ne oldu bebeğim ya? Ne istiyorsun? Sıkıldın. Bu arada nefesin yatağı burada ama nefes buna da sığmıyor. Yani öyle deli yatıyor ki sürekli dönme peşinde uyurken. Sürekli böyle kenarlara gidiyor. Dönemiyor. Ağlayarak uyanıyor. Bahadır'a dedim bu yatağı da şimdilik kaldıralım. Bir dakika anneciğim. Bir dakika anneciğim. Bu yatağı da şimdilik kaldıralım. Böyle 3-4 ay bir yer yatağında yatsın. Hem şu tutup kalkma dönemleri geçsin. Düşme ihtimali var. Aklı bir ersin. Şöyle 1 yaşına kadar. Şuraya belki bir yer yatağı yapabiliriz. Şimdilik böyle bir şey düşünüyoruz. Bakalım. Gel. Hadi kalk.
Şimdi size hemen yatak odasının yanındaki dolap odasını göstereyim o zaman. Güneşliği kapattım. Şöyle ışığı açabilirim. Arkadaşlar işte bu dolap bizim yatak odasındaki dolabımız. Bu odaya tam sığdı. Yani ölçüsü 2.60, burası da 2.65 filandı. Dolayısıyla buraya tam sığdı. Şöyle gösterebilirim. Bakın duvara 0. Böyle çok da güzel oldu. Yine şu huçlarımı oraya koydum. Avize de uydu. Bu perde de salonda benim eski evimde iki tane cam vardı. Bir tanesi ufak bir camdı. Diğeri zaten böyle kuru vazeydi. Kuru vaze kısmını şu an yine salonda kullanıyorum ama diğer evdeki o ufak cam için olan bu perde de ölçüsü buraya tam oldu. Eski evde de demek ki ufak camım tam şöyleymiş. Şurası içinmiş. Hemen burada da biliyorsunuz ki böyle bir dolabım vardı. Sevmediğim sarı dolabım. Buna şu anda full aynadan kapak yapılıyor arkadaşlar. Burası full ayna şeklinde kullanacağız. Hem de bu sarı görüntü gitmiş olacak inşallah. Bunun içinde de böyle nevresimlerim vesaire var. Böyle bir dolap burası da. Bu perdede böyle şu an güneşlik kapalı. Burada iki cam var. Bir camın bir tanesi bu dolabın arkasında kaldı. Ama üstten açılıyor arkadaşlar. Üstten açılması bizim için yeterli. Diğer kısımda burada ortada olduğu için bize şey sağlıyor. Işık sağlıyor. Şu an güneşlik kapalı dediğim gibi. Avizemiz de bu odaya tam sığdı. Yani odamız böyle. Şu makyaj masasının pufunu da buraya koydum. İşte çorap giyerken falan insan oturma ihtiyacı duyuyor ya. Böyle postalım vardı. Onu da buraya attım. Yani her şey çok olması gerektiği gibi oldu. Burası bayağı bir geniş arkadaşlar. Burada rahat 3-4 kişi namaz kılabiliyor. O konuda da hani namaz kılma yerim de kapanmıştı nefesi oda yapınca. O konuda da içim çok rahat. Hani burada böyle toplu bir şekilde en azından 3 kişi misafirler geldiği zaman namaz kılınabiliyor. Kapının arkasında da ütümü ve ütü masamı koydum. Bu ütü masaları için askı varmış arkadaşlar. Ondan alıp duvara monte edeyim diyorum. Bu çünkü düşer müşer nefes. Şimdi emekleme döneminde bunu oynar. Bıkaçlı göz arası Allah korusun üstünü düşürür. Onu da buraya alıp monte etmeyi düşünüyorum. Süpürgeyi dedi ki süpürgeyi de hemen yanına monte edeceğim. İnşallah. Burası böyle bilmiyorum. Sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi? Ama bence çok kullanışlı oldu. Çok memnunuz bu durumdan. Sen geldin, bütün düzen değişti. Her şey sana göre oldu. Ne yapacağız? Sana göre mi yaşayacağız anneciğim biz? Ha bir tane. Bebeğe. Arkadaşlar bugün ben de ablamla vlog başlatmışız. Ben şu anda ablamdayım. İkimiz de çekmeyi unuttuk. Şimdi vedalaşıyoruz. Gideceğiz. Zeynep Hala'yı görmeye geldik. 3 gün gün. Merhaba Zeynep Hala. Tamam. Şimdi giderken çekmek aklımıza geldi. Kayınvalidemlere gidiyoruz. Orada görüşürüz. Aşağıya iniyoruz. Bay bay. Gidiyoruz. Nefesin kombini çok güzel. Çok. Oh, Bahadır geldi. Şimdi nefesini Bahadır'ı görünceki tepsini çekeceğim. Bak babaya bak. Sen niye görmüyorsun beni ya? He? Niye görmüyorsun gel? Gel bana gel aşkım gel kuzum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bahadır'ın iş arabasıyla gittiğimiz yani Bahadır direkt işten geldi eve uğramadı. İş arabasıyla geçtiğimiz için nefesinin oto koltuğu yok. O yüzden kucak time. Kucakta gideceğiz inşallah. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Nefes ablamlar da ne yaptı biliyor musun? Kapılara meraklı ya. Kapı açmaya çalışıyor arabada. Dur bakalım. Nefes ablamlar da ne yaptı biliyor musunuz? Bahadır sen de dinle. Dinliyorum. Zeynep Hala'yı banyo yaptırıyoruz. Nefes de böyle mamas papasında oturağı var ya ablamda. Bebek oturağı. Ona koyduk. Kova da nefesten biraz uzakta. Nefes kovaya uzanmış. Büyük su kovası. Maşrafa var ya içinde. Onu tuttu bir eğdi nefesin başından aşağı. Saçmalama. Yemin ediyorum yerler, duvarlar Allah'tan orası fayans. Arada yıkıyorduk parke değil. Nefes baştan tırnağa su oldu. Ev zaten hol su oldu. Halı malı. Yok gülüyor. Çektim uzağa illa tekrar gidecekmiş. Hepsini bir daha dökecekmiş suyu. Sonra Zeynep Hala'yı çıkarttı işte ablam banyodan. Onu giydirirken ben tekrar küvete oturtturdum nefesi. Zeynep Hala'nın pis suyunda çimdi. Oyun oynadı falan. Orada bir daha sıçrattı. Oyun oynarken. Yani teyzesinin evi ıpıslak oldu.
Ama bu durumdan hiç yaramazlık yaptım. Biraz utanayım, biraz sıkılayım. Evet. Teyzemin evini ıslattım. Hiç. Gülüyor bir de, gülüyor. Nefes su görünce duramıyor. Çok çok seviyor suyu. Yüzmeye de yazdırdık inşallah. Bundan sonra haftada bir yüzmeye gidecek. Babasının en güzel kızı. Biz şimdi geldik. Babamın neyi var arkadaşlar? Ama ses çıkmadan çalıyor. Nefesi şu an neyi çalmayı öğretiyor. Baba taktiği nedir? Bize de öğret. Kızım taktiğini bilmiyorum ama ağzı U gibi yapıp önce nefes üflemeyi becermek lazım. Ama bu nefes üflemesi de kolay bir şey değil. Çok önce, zor değil önce mi? Önce cırtlak sesler çıkıyor. Ama zamanla ağız hareketleri ve kasları çalıştıkça sende yerleşmeye başlayacak. O zaman işte nefesten çıkacak ses. Aşk haline gelip ortaya dökümanlar çıkacak. Sen hangi seviyedesin? Ben bayağı iyi çalıyor. Çalsana baba. Ben başlangıç seviyesindeyim. Hadi. Ben de diyorum ki Bahadır niye yüzünü kapatıyor? Baba kursuna gitsene. Ben bir ara çok istiyordum biliyor musun? Kızım kursunu bulamadım bunu yerinde. Kartal'da var. Yani vardı işte 4-5 sene önce. Eğitimi vardı. Sıraya yazılması gerekiyormuş. Çok sıra varmış. Yani bir kere denedim belediyede çalışırken. Bundan sonra daha da hiç araştırmadım. Kızım. Kafasını yasladı. Uykusu var ya. Selamlar tekrardan arkadaşlar. Videonun kapanışını şu anda yapıyorum. Biz şu anda Karasu'ya gidiyoruz. Kapanışı yapayım. Karasu videomuzun da başlangıcını yapacağım. Bir dahaki videoda yine aynı bu şekilde burada başlayacak inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bahadır'ı özlemişsinizdir. Ne zamandır görmüyorsunuz. Bye bye.